Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü ismimiz Ajdin Hasic, genç Bosnalı oyuncu. Şu an 17 yaşında kendisi, 7-10-2001 doğumlu ve Beşiktaş'la anlaştığına dair ciddi dedikodular var ajanslara düşen. 7-10-2019 tarihinde, yani 10 Ekim'de Beşiktaş'ı 18 yaşını doldurduğunda Hasic'e imza attıracak deniyor. Biz de oyuncunun ilk önce FM 2010 Futbol Meclisi 2018-2019 profilinizine bakacağız, Ajax Scout raporlarını alacağız ve FM Editör potansiyel ve mevcut yetenek puanlarına baktıktan sonra arkadaşlar 2023 yılına gidip Has için Futbol Manager 2019 oyun motorunda kariyerin nasıl şekillendiğini inceleyeceğiz. Evet, ilk önce rol ve görev vedalımından başlayalım. Ha, bu arada arkadaşlar oyuncu boşta. Ben Ajax Scout'larına oyuncu gözlemletene kadar Slaven Belupo kendisini transfer etti. Ve şu an 350 bin euro piyasa bedeli gözüküyor. Senlik 137 bin euro kazanıyor kendisi. Şimdi rol ve görev dağılımından başlayalım. Oyuncu esas ofansif orta saha kanat forvet. Ofansif orta sahada kanat forvet mevki en verimli olduğu mevki olarak gösteriliyor. Ofansif oyun kurucu mevkinde de oynayabiliyor. Hatta sol kanatta da oynayabiliyor. Yani hücumun tüm bölgelerinde oynama özelliği var. Çok yönlü bir oyuncu. Bu da tabii ki bir avantaj. 1.77 boyunda, 71 kilo ağırlığında. 1.77 boy ve 71 kilo gayet iyi bir boy kilo endeksi. Solak bir oyuncu, kişilik dengeli, medya gözünde kanat oyuncusu. İki kanattan da ceza sahasına kat eden bir oyun tarzı var. Fiziksel özelliklerine gelelim. Çeviklik 14, dayanıklılık 10, denge 11, güç 7, hız 12, hızlanma 13, vücut zindeliği 11, zıplama 9. Oyuncu 16 yaşında. 16 yaşına göre değerlendirmek gerekirse gerçekten hiç fena olmayan fiziksel özellikler arkadaşlar. Hiç fena olmayan fiziksel özellikler. Gelişimini ileriki yıllarda sağladığında fiziksel özelliklerin üst düzeye gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Zihinsel özelliklere bakalım. Agresiflik 7, cesaret 7, çalışkanlık 9, karar alma 7, kararlılık 13, konsantrasyon 7, liderlik 6, ön sesi 10, özel yetenek 16. 16 yaşındaki bir oyuncu için özel yetenek 16 muazzam bir rakam. Pozisyon alma 4, soğukkanlılık 11, takım oyunu 10, top salon 11, vizyon 12. Burayı da geliştirecektir. Daha 16 yaşında burada da gelişimini sağlayacaktır ama tabii en çok dikkat çeken nokta özel yetenek. 16 yaşındaki bir oyuncunun özel yeteneğinin 16 olması denecek hiçbir şey yok gerçekten. Hakikaten hiçbir şey yok o noktada. Teknik özellikler, teknik 13, pas 12, ilk kontrol 14, dribbling 14, bitiricilik 8. Diğerleri de biraz duran toplar ve defansif aksiyonlar zaten çok önemli. Teknik, pas, ilk kontrol, dribbling çok iyi yaşına göre, çok iyi yaşına göre. 14, 13, 12 ve 14 çok iyi rakamlar. Çok iyi rakamlar. Gerçekten çok iyi rakamlar. İleride de gelişim sağlayacağını düşünüyorum bu noktada arkadaşlar. Evet, genel anlamıyla ışıldayan bir profil var karşımızda. Gelişim göstereceğini düşünüyorum bu profili. Bakalım şimdi Ajax Scout raporlarını da alalım. 2023 yılında da gelişimine beraber şahit olalım. Evet, Ajax Scout raporları ne demişler? Şu an Kupa'nın devizyo seviyesinde bir futbolcu. Futbolunu gelecekte fazlasıyla geliştirebilir ve çok iyi bir transfer olabilir demişler. Şu an için Hollanda 2. ligi seviyesinde bir futbolcu demişler. Mevcut yetenek 1.5, potansiyel yetenek 4 arkadaşlar. Muazzam potansiyel yetenek 4. Eksilerinde kafa topları denmiş, dil öğrenmesi gerekiyor denmiş. İleride gelişim göstermek istiyorsa daha istikrarlı olması gerekiyor. Bencil bir oyuncu sayılır denmiş ve Hasic bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş Ajax Scout'ları. Artıları. Beklenmedik hareketler yapması sayesinde adam geçme yeteneği üst düzeyde. Bu zaten özel yeteneğe giriyor arkadaşlar. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Çok yönlülü, dengeli ve normal bir karakteri var. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu oldukça becerikli bir oyuncu yapıyor. Oyuncu sağ kanat pozisyonu için eğitilebilir. Yani Ajax scoutların potansiyel yetenek değerlendirmesi 4 yıldız çok önemli arkadaşlar. Çok iyi bir futbolcu olacağını söylüyorlar. Ve çok iyi bir transfer olur demişler Ajax scoutları. Evet, FM Editör puanlarına bakalım. Mevcut yetenek 93, potansiyel yetenek 134. 134 hiç fena bir potansiyel yetenek rakamı değil. Tabi mevcut yetenek düşük. Henüz oyuncu 16 yaşında. Tabi gelişimini devam ettirirse iyi bir futbolcu olacağı izlenimi veriyor bize FM Editör puanlaması. Şimdi biz de gideceğiz zaten, bakacağız 2023 yılında oyuncu ne hale gelmiş arkadaşlar. Gelişimini tamamlayabilmiş mi? Evet, geçmişine kısaca bir göz atalım diyeceğim ama Dinamo'dan zaten şu an Dinamo altyapısından çıkan bir oyuncu. Dinamo'dan arkadaşlar sözleşmesini yenilmedi ve boşta.
18 yaşını doldurmasını bekliyor Beşiktaş'ta onun için. 18 yaşını doldurma. Yani 10 Ekim 2019 tarihinde resmi sözleşme imzalanacağını söyleniyor. Evet, 2018-2019 profil analizi bu şekilde arkadaşlar. Ajax skuadlarının çok olumlu raporlarını gördük. FM editör puanlarına da baktık. Şimdi 2023 yılına gidiyoruz ve 2023 yılında Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre Has için ne hale geldiğini inceleyeceğiz. İşte karşınızda 2023 model Ajax'ın Hasic profili. Evet arkadaşlar, 1 Ocak 2023 tarihindeyiz. Hasic 21 yaşına gelmiş. 8 kez Bosna milli takımına gidip bir de gol atma başarısı göstermiş. Genç yaşına rağmen iyi bir milli takım sayısı diyebiliriz. Hajduk Split'e transfer olmuş. Piyasa bedeli 8,5 milyon euroya gelmiş ve senelik 440 bin euro kazanmaya başlamış oyun motoruna göre. Mevkisi itibariyle herhangi bir değişiklik yok. En verimli olduğu yine bölge sağ kanat forvet mevkii. Kilo ağırlık 1.80, 1.80'e gelmiş. Gelişmiş boy ve ağırlıkta arkadaşlar. Boy 1.80, ağırlık 80 kilo olmuş. Aslında boy ağırlık endeksinde ağırlık birazcık daha artmış. Kullandığı ayak sol, bu hırsız sayılır. Kanat oyuncusu iki kanattan da ceza sahasına kat eder. Burada herhangi bir değişiklik yok. Evet, fiziksel özelliklerine gelin. Burada zaten bir gelişim söz konusu. Çeviklik 16, dayanıklılık 13, denge 13, güç 11, hız 14, hızlanma 14, üstün deliği 13, zıplama 11. İdeal, yani çok mu ideal? Hayır, ama daha 21 yaşında gelişimi tamamlamış mı tamamlamamış mı ona bakacağız birazdan, ama iyi fiziksel özelliklere sahip olmuş diyebiliriz 21 yaşında Bosnalı genç oyuncunun. Zihinsel özelliklerde agresiflik, cesareti, çalışkanlık, karar alma 9, kararlılık 13, konsantrasyon 10, liderlik 7, ön sezi 12, özel yetenek 16, pozisyon alması 7, soğukkanlılık 13, takım oyunu 11, top salon 13, vizyon 14 olmuş arkadaşlar. Burada da bir gelişim gösterdiğini dikkat çekiyor gelişimi. Özellikle çalışkanlık ve takım oyununda biraz artış sağlamış. Karar alma, konsantrasyon, bunlar da artmış arkadaşlar. Özel yetenek yerinde saymış. Vizyonda artış var, topsuz alanda artış var. Hiç fena değil bence. Gerçekten hiç fena değil. Yaşına göre Bosnalı oyuncunun zihinsel özellikleri. Teknik özelliklerine gelelim. Teknik 14, pas 13, ilk kontrol 15, dribbling 15 olmuş arkadaşlar. Uzaktan şut 12, bitiriciliği biraz zayıf 9. Orta yapması biraz 10'da kalmış. Penaltı kullanma 11, serbest vuruş kullanma 13. Burası da hiç fena değil. Yani burada da bir gelişim kaydetmiş zaten Ajdin Hasic. Ve şu an genel olarak profiline baktığımızda 21 yaşındaki bir oyuncu için gayet iyi profil özelliklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu transfer bedelsiz gerçekleşecek arkadaşlar. Bir de bu açıdan bakmak lazım olaya. Bu tarz gelişime açık bir oyuncu gerçekten bedelsiz kadrosuna katarsa Beşiktaş çok büyük... Çok büyük bir transfer hamlesi gerçekleştirmiş diyebiliriz. Şöyle ufaktan da bir FM editör puanlarına bakalım. Ne demiş FM editör puanları? 134 potansiyel yetenek, 127'ye gelmiş arkadaşlar. 90 küsürden 127'ye gelmiş. Çok az bir arada fark kalmış. Hemen hemen FM editörde zaten gelişimini tamamlamıştır diyor Hasic'in profilinin. Ama gerçekten hiç kötü bir profil değil. Yani üstüne basa basa söylüyorum. Hiç kötü bir profil değil. Gerçekten umut vaat eden bir oyuncu. Piyasa bedeli Hajduk Split'te olmasına rağmen 8,5 milyon euro zaten. Ya bakalım Hajduk Split'in en pahalı oyuncusu kim? 9,5 milyon euro. Besirovic varmış arkadaşlar. 28 yaşındaki oyuncu. Defansif orta saha oyuncusu. Ve 21 yaşındaki Hasic ikinci en pahalı futbolcusu. Gerçekten hiç fena bir gelişim göstermemiş. Ajdin Hasic, Futbol Manager 2019 oyun motoru kariyerinde. Hemen geçmişine de bakalım neler yapmış FM 2019 geçmişinde. Slaven Belupa'da 26 maç 2 gol 7 asist. Burada arkadaşlar henüz 17 yaşında, dikkatinizi çekerim. 2020-2020'de 18 yaşında 33 maç 2 gol 4 asist, 7.23 puan ortalaması. 2021-2022'de 24 maçta 1 gol 5 asist ve 2022-2023'te 19 maçta 2 gol 1 asist, bir kez maçın adı ve 7.38 oyuncu puan ortalaması. Çok iyi bir oyuncu puan ortalaması yakalamış Futbol Manager 2019 oyununa göre bana kalırsa. Evet, yalnız şöyle de dipnot eklemek istiyorum. Oyuncunun hakkında çok olumlu referanslar var. Bugün biraz araştırma fırsatı buldum kendisini. Scouting sitelerinden aldığım bilgilere göre Futbol Manager 2020 oyununda arkadaşlar oyunun bu özelliklerinin olumlu yönde revize edileceğini tahmin ediyorum. Yani %15, %20 oranında bir revize olacaktır. O zaman da zaten çok kaliteli bir oyuncu haline gelecek. Umarım bu transfer gerçekleşir ve biz de Futbol Manager 2020 oyununda oyuncunun resmi transfer videosuyla karşınızda oluruz arkadaşlar. Evet, bir transfer videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayemiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.